ekstrada. Hatta video da çekiyor. Tamam. Fenerbahçe için gerçekten zorlu bir atmosfer olacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde son iki aydır devam etti. Hepinizin malum olduğu üzere. Abu Dhabi kampı ve İspanya kampımızdan sonraki ben de takımla beraber yeni döndüm zaten kamptan. Takımımızın hazırlıkları artık hazır. Böyle muhteşem atmosferli bir statta Fenerbahçe'yi misafir edeceğiz. Onlar için de bu atmosferde futbol oynamak, ekranları başındaki insanlar için de bu oyunu seyretmek çok büyük bir zevk olacak. Çok çekişmeli, rekabetli bir maç olacak. Tabii ki sonucunda hak edenin, sahadaki mücadelenin, akıtılan terin, oyuncularımızın emeğinin karşılığı, kim daha fazla efor sarf ederse onun galip geleceği bir oyun olmasını temenni ediyorum. Rusya deyince akla soğuk geliyor. Fenerbahçe tabii şu andaki en büyük çekincelerinden bir tanesi. Fakat Krasnodar stadı için bu soğuk söz konusu mu? Krasnodar'daki hava durumu nasıl? Vallahi Krasnodar'da maç günü akşam saatlerinde -5 falan olması bekleniyor, havanın -5 derece. Fakat biz biliyorsunuz içerideki sistemlerimizle, ısıtma sistemlerimizle dışarı ısısıyla içeri ısısını bir 10-15 derece arası değiştirebiliyoruz. Yani yaklaşık statta oynanacak atmosferde +10 derece bir hava sıcaklığı yakalayacağız diye düşünüyorum. Nasıl bir zemin var? Zeminin tamamen altyapısı öyle bir düzenleme yapılmıştır ki teknik olarak şu anda tüm sporcu kardeşlerimizi gönül rahatlığıyla çıkıp
sağlıklarına hiçbir zarar gelmeyecek şekilde ve çok rahat futbol oynamaya hazır bir atmosfer onları bekliyor. Halı zemini gibi bir zemin var. Çok güzel bir zemin var şu anda onları bekliyor. Peki Fenerbahçe nasıl bir statta oynayacak? Vallahi stadı malumunuz çok konuşulduğu için çok detaya girmek istemiyorum ama 3 tane unsur burada öne çıkıyor. Stad dünyanın en modern stadlarından biri. Teknoloji anlamında dünyanın en teknolojik stadı, aynı zamanda da anıt eser mantığı üzerine kurulmuş bir o kadar da klasik mimarinin birleştiği bir yapıt. Bu muhteşem atmosferde Fenerbahçe'yi çok zevkli bir ortam bekliyor diye düşünüyorum. Krasnodar, daha doğrusu Rusya Premier Ligi uzun bir ara döneminde ve henüz daha ikinci dönemi başlamadı. Bu Krasnodar için bir dezavantaj olabilir mi? Fenerbahçe için de avantaj. Aslında Rusya Ligi biliyorsunuz bu sorunla yıllardır karşılaşıyor bu sorularla. Bu bazen dezavantaj olabilir, bazen avantaj olabilir ama o an inanın tüm hazırlıklarımızın tamam olmasına rağmen sahada futbolcuların 90 dakikada göstereceği efor her şeyin sonucunu belli edecektir. Ben yine tekrar söylüyorum, hak edenin kazanması benim gönülden isteğimdir ve centilmence bir mücadele olsun. Hem Rusya'daki maçta hem İstanbul'daki maçta. Konfor olarak çok lüks bir stat söz konusu. Size bundan sonra içinde başka teklifler, çünkü 2018 Dünya Kupası Rusya'da düzenlenecek veya dünyanın başka taraflarından stadınızı gelip inceleyip sizinle temasa geçenler oldu mu? Evet, bu konuyla ilgili çok yoğun talep almaya başladık. Özellikle bu stadın açılışından sonra Batı basınında, dünyanın çeşitli ülkelerinde statla ilgili özel yayınlar, özel programlar çıktı. Özel röportajlar istediler. TV'lerde bu stadı yayınladılar. Katar'da da biliyorsunuz dünya şampiyonası gerçekleşecek. Katarlı dostlarımız da, Katar Olimpiyat Komitesi de bizlerle bağlantıya geçti. Şu anda hatta arkadaşlarımız Katar'da bununla ilgili görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bir stat orada da yapmak nasip olursa çok mutlu oluruz tabii ki biz. Peki Krasnodar Kulübü'nde aynı zamanda üst yöneticisiniz. Kulüp başkanıyla yollarınız nasıl kesişti? Vallahi kulüp başkanıyla dostluğumuz 20 yıla dayanıyor. Kendisi futbol aşığı bir insan. Rusya'nın en başarılı ve dünyanın en başarılı iş adamlarından biri. Biz de 20 yıldır hem dostluk yapıyoruz. Bunun son 10-12 yılında ticaret de yapıyoruz beraber. Böyle bir futbol aşığı, ikinci bir futbol aşığı benimle birleşince tabii yollar bir anda böyle çok kesişiyor. Kendisi Krasnodar Kulübü'nü kurmaya karar verdiğinde bundan 11 yıl kadar önce bu hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. 9 yıl önce işte Krasnodar Futbol Kulübü'nün ilk lisansı çıktı. O günden bugüne gelinen yolu, kat edilen yolu görüyorsunuz. Takım 3. ligden başlayarak son 3 yılda işte Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden, ayrıca Rusya Premier Ligi'nin haricinde Avrupa'da UEFA Kupası'nda, eski tabiriyle, yeni tabiriyle Avrupa Ligi'nde mücadele eden başarılı bir kulüp haline geldi. Kulüple ilgili aslında anlatılacak, konuşulacak çok şey var. Bizim çok ciddi bir futbol akademimiz var. Çok ciddi bir altyapımız var. Mesela futbol akademimizde 8-18 yaş arası 18 bin sporcu bulunuyor bizde. Bu dünyanın sayılı futbol akademilerinin hocaları, dünyanın sayılı futbol otoriteleri hepsi gelip yerinde incelediler akademimizi, sahamızı. Çok şaşıranlar oldu. Bunu duyunca, görünce inanılmaz şaşkınlık yaşayanlar oldu ama şu anda mesela takımımızda, genç takımımızdan yetişen, yani akademimizden yetişen de bir sporcumuz aynı zamanda 18 kişilik kadromuzun içinde görev yapmakta. Bu bize çok büyük bir onur veriyor. Çok gururlanıyoruz. Geldikleri zaman da tesislerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Kulübün çok ciddi hedefleri ve hayalleri var. Bu hedefler ve hayallere ulaşmak için de planlamasını 20-30 yıllık planlar üzerine kurmuştu. Bunun ilk 10 yılını önümüzdeki yıl tamamlamak üzereyiz. Geldiğimiz nokta ortada. Zannediyorum önümüzdeki 10 yıl içerisinde Krasnodar Kulübü'nden Avrupa'da daha çok bahsedilecek diye düşünüyorum. Ki son dönemlerde Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıl bayağı bir gerilmişti ve tekrar iki ülke liderinin araya girmesiyle tekrar yumuşadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bunun spor ayağındasınız. Vallahi biz yaklaşık biliyorsunuz 25 yıldır Rusya'dayız. Burada iş yapıyoruz. Her iki ülkenin devlet başkanlarının kişisel dostluğunu biliyorsunuz. Her iki ülkenin stratejik işbirliği hedeflerini biliyorsunuz. Her iki ülke arasındaki iş adamları, dostluk elçileri, basın, halkın kendisi, evlilikler, sosyal ilişkiler,
Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesi, Türklerin Rusya'da yaşaması halkları birbirinden kopamayacak kadar bağladı, bir etle tırnak gibi olduk diye düşünüyoruz. Ve ben geleceğimizi çok sıcak bir şekilde Ruslarla geliştirerek, kardeşlik hukukumuzu büyüterek gelişeceğine inanıyorum. Nasıl bir atmosfer hem burada hem orada, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz karşılaşmadan? Vallahi karşılaşmayı biraz önce de söylediğim gibi, centilmenlik içerisinde hak edenin kazandığı ve hak edenin tur geçtiği bir müsabakalar zinciri olmasını istiyorum. Biz burada Fenerbahçe Kulübü'nü çok misafirperver, çok sıcak bir atmosferde karşılayacağız. Eminim onlar bizden daha iyi bir şekilde bizi karşılayacaklardır orada diye düşünüyorum.